Merhaba arkadaşlar, sadece dünyanın değil Türkiye'nin de bir numaralı eğlence kanalına hoş geldiniz. Bebeğim bugün neredeyiz? Bugün Doktor Nalan'dayız. Evet, İstanbul'a geldik, ablamlardayız. Aslında biz İstanbul'a hayırlı bir iş için geldik. Ablamlarda kalıyoruz. Ablamla da konuşurken dedim bugün ne yapacaksın falan diye. Ne yaptı bana ya bu? Pankek fırlattı sana. Eva'yı alkışlayın. Alkış. Ablamla bugün ne yapacaksın diye konuştum. Ablam dedi ki bir saat 2'de Bilge'yi şuraya götüreceğim. Saat 4'te şurada bilmem ne etkinliği var. Saat 6'da bilmem ne kursu var. Oraya götüreceğim falan dedi. Ben anladım ki Bilge bayağı yoğun bir kişilik. Ve biz Bilge'yi arada görebildiğimiz için oldukça şanslıyız. Şanslı mıyız? Evet. Ben de dedim ki madem öyle sizinle birlikte bugün bir vlog çekelim. Bakalım Bilge ne kadar yoğunmuş bir görelim. Hadi siz de bize eşlik edin. Eğlence tam gaz başladı. Bu arada çıkmadan önce evdeki kedileri bir size gösterelim istiyoruz. Bakın burada kim var? Bizim dırdırcı, dedikoducu, köşe bucağımız var. Hatırladınız mı? Bizim çok eski takipçilerimiz hatırlar bu. İyi misin? Lan çocuk yine düştü ya. Her videoda düşüyor ya. Cidden mi? Her videoda. Bu sefer de kediyi tutuyorum. Bizim eski videoları izleyenler hatırlar. Evet. Miu'muz aynı zamanda ismi köşe bucak, aynı zamanda kara bacak, aynı zamanda köşe bacak mıydı? Evet, köşe bacak. Bir sürü ismi kara var. Bacak. Kara bir bacak. Bir sürü ismi bucak. Var. Eva bak, senden önceki kızımız. Sarıl. Evet. Eva'dan daha büyük Miu. Çok tatlı. Tamam, çok da sıkma. Heh. Ya Miu da çok insancıl böyle. Çocuklara karşı falan tahammülü çok yüksek bir kedi. Sarı bacak bunu çok dövdüğü için doktorun ailesine sahiplendirmek zorunda kalmıştı. Hayvana hiç gün yüzü vermemişti yani evde. Evet. Şu Eva kamerayı tutuyor. Evet, Eva kamerayı tutuyor şu an. Tamam. Anneciğim. Bırak bebeğim kamerayı. Bizi masrafa sokma şu an. Kızım, hiç sırası değil. Niye sırası değil? Niye öyle dedin? Niye öyle dedin? Ne demek bu? Ne demek bu? Niye öyle dedin? Söylememişsin mi beraber? Ne zaman çıkacağız biz dışarı ya? Korktum. Eva nerede? Eva bilmiyorum nerede. Bir bak bakayım Eva nerede? Eva. Niye? Eva. Eva! Bütün takılarını... Altınlarım. Ablamın altınlarım ne yaptı? Ne var? Bakayım içinde var mı? İyi tamam yokmuş. Ek bir şey görmedim. Kalk bakalım ağzında bir şey yok değil mi Eva senin? Sanki bir kıt diye ses geldi. Eva'nın ağzında. Yok yok ağzında bir şey yok. Ağzında bir şey yok evet. Evet şimdi Bilge'nin odasını karıştıralım biraz. Ne oldu bebeğim ne oldu? Uy kıyamam. Evet şimdi çıktık Bilge'yi yüzme havuzuna götürüyormuşuz. Gidelim bakalım. Kabul ediyorum ki bu Eva'nın en iyi kombini değil. Neden öyle diyorsun? Etekleri dışında kalmış gibi görünüyor. Neyse. Hayır modellerle ya. Okay. Modadan hiç anlamıyorsun. Eva da anlamıyor gibi şu an. Evet, şimdi atladık arabaya gidiyoruz ve tabii ki trafikteyiz. İstanbul ne kadar güzel bir şehir değil mi Balım? Çok harika. Geldiğimizden beri trafiğin içindeyiz. Kesinlikle. Yolumuz kaç saat sürdü? Eskişehir'den buraya gelmek 3 saat, İstanbul'dan Nalanlara gitmek 2 saat sürdü. Ama neyse ya kötü düşünmeyelim. Neden öyle dedim? Neden öyle dedim? Bilmem. Acaba? Evet arkadaşlar şimdi yüzme havuzuna geldik. Galiba şurası. Bütün yollar çok bozuk. Bebek arabasıyla falan gitmek çok zor. Bahçeşehir Belediyesi iş başına. Ya bu inşaat böyle yarım kaldı. Neden? Ekonomik kriz. Muhtemelen uzun zamandır böyle yarım. Az önce gösterdiğim o yarım inşaat binanın içine giriyoruz şu an. Bir de buraya para vermiyorsunuz inşallah. Oo çok soğuk. Oğlum, binada ısıtma bile yoktur ki doğalgazını bağlamamışlardır. Çocukları soğuk suda yıkıyorlar. Vallahi ya. Seda Nalan montumuzu çıkarttırdın bize. Donacağız bebeğim hasta olacak senin yüzünden. Neyse doktor olduğu için ilacımızı doyacağız artık. İlaçlara para vermem Nalan. Sen ısmarlarsın. Ben daha iyiydim değil mi aşkım? Sen her zaman çok daha iyisin aşkım.
Oha, tenis şeyi varmış. Çok özenmiş. Ama hiç yapamam. Yani bilmiyorum. Denemedim. Şey diyeyim mi, ben tenise ben de çok özeniyorum. Hiç deneme fırsatım olmadı. Bir gün deneyelim mi ya tenisi? Giyelim eteklerimizi. Bak. Çıkalım korta. Etek giyeceğiz. Bir de böyle topa vururken böyle bağıracağız. Çok özendim. Kızımla beraber ben de tenis oynayabilecek miyim? Yani şey, biz de buraya getiririz. Niye öyle dedim ben? Bilmem, neden acaba? Aşkım burası ucuzdur, yakık dökük ya. Tamam işte. Buz gibi içerisin ya. Naylan nereye gitti ya? Naylanları kaçırdılar mı acaba? Bir şey... Ben kaybettim bu arada. Evet, hakikaten kayboldular. Buraya gitmiş olabilirler mi? Sürekli. Aa, onlar çok hızlı gidiyorlar. Ha, buradayız. Seni arıyoruz. Siz buradan yukarı çıkın diye ben geliyorum. Biz buradan nasıl yukarı çıkacağız? Asansör yok mu bu binada? Biz buraya niye geldik ya? Ablamla aramızda 8 yaş fark var ya. Bu yüzden ben hep okula falan giderken Nalan çoktan işini gücünü yapar olmuştu. O yüzden böyle Nalan'ın yanına gelmek benim için hep şey oluyor. Bedavaya yemek yemek. Nalan bana bir şeyler ısmarlasın. Nalan bana giysi alsın falan. Hep o anlama geliyor. Ne kadar çok kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek de olsa yine de evet, ablamdan bekliyorsun. Evet, yine de o içinde hep var yani. Böyle Nalan'a gelince bir şeyler böyle bedava olsun. Bana böyle güzellikler yapılsın falan. Hep böyle şeyler bekliyor. Ablam da burada abi. Duyuyor bunları. Ya o beklentiler hala devam ediyor, kusura bakma. Bunları ya. Bunları duy diye özellikle. Umarım bugün güzel bir yemek yeriz yani. Küçük kardeş olmak böyle bir şey, çok ayrıcalıklı yani. Bu arada ben en küçük kardeşim ve... Sende aynı şey yok mu sende? Yok. Niye? Adana'ya gittiğimizde çok güzel bakıyorlar bize. Bakıyorlar ama şeyim yok yani, hani abim bana şunu alsın, ablam bana bunu alsın falan, niye böyle? Bende yok bu mesela. Sen çünkü çok ben alışmışım. De yani... Sen de o kadar çok büyük abin, ablan falan ben var ki. Sen alışmışsan farkında değilsin. 7-8 yaş bizim için aramızda çerez arkadaşlar. O yüzden o şey. Hayır, 18, 20. Seda'nın kardeşleriyle arasında 20 yaş farkı var. Öyle olunca otomatikman böyle aranda çok büyük mesafe oluyor ve hiçbir şey isteyemiyoruz. Benim öyle bir ilişkim var. Buradan tüm küçük kardeşlere sevgiler. Şimdi izleme salonuna geldik. Bilgi Yaşar'da yüzme dersine katılacak. Biz de onu buradan izleyebileceğiz. Seda az önce diyordu ki anne baba olmak ne kadar sıkıcı. Geliyorsun burada böyle bir saat oturuyorsun. Çocuk böyle karınca gibi gözüküyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Hangisi olduğunu bile daha 2 saattir anlayamadım bizimkini. Bilgi nerede mesela? 4 kez gösterdin hala. Onlardan biri Bilgi işte, hepsi yüzüyor. Yüzüyor. O da yüzüyor. Mor kafalı olan. Hepsi mor kafalı Nalan. Aa şu. Bak ters yüzüyor değil mi şu an? Oha ters yüzüyor. Oha bak bir de bir elini bıraktı, bir şekiller şukullar yaptı. Nasıl yaptın onu ya? Bilerek çekmiyorum çünkü burada çok çocuk var ya. Aynen. Veliler rahatsız olur ya, diye o yüzden. Göstermiyoruz. Ama bildiğin şu an balık gibi ya. Bu yüzden geliyorlar, gurur duyuyorlar demek ki çocukları. Ha benimki nasıl yüzüyor falan diye. Öyle mi? Nalan gurur duyuyor musun Bilge ile ne biçim yüzüyor diye? Balıklama atmalamayı öğrendi ya. Biraz gurur duyuyorum. Beceremiyorum. Ben böyle ters alıp da yüzemem yani. Bak, yüzemez misin? Hayır. Ben asla kendimi... Ben normal bile yüzemiyorum ki. Panik atak geçiriyorum. Boğulacak buramı geçeceğim. Beni çıkarsın. Seni de gönderelim mi kursa? Ben de gideceğim. Eva'yla birlikte gidersin. Hayır, bir problemi panik olmam zaten sıkıntı. Yani ben havuza girince de ayağımı geçti ya. Ben yine gidiyorum, iptal. Boğulmaya başlıyorsun. Boğulmaya başlıyorum. Ben küçükken boğulmuştum arkadaşlar. Ciddi boğuldum yani. Ondan sonra zaten çok uzun zaman suya girmedim de. Ne denize ne havuza. Yaklaşık bir 4 yıldır falan giriyorum. Bayağı yeniymiş seninki. Eğlence tam gaz devam ediyor. Aşkım hep tenis oynamak istediğini söylemiştim. İşte o fırsat bu fırsat. Raketim yok. Ya kalemiz var. Çocuğum kaçıyor. Lan kapıyı kapat. Eva da hakem olsun. Benim kalem, senin kalen uzaktaki, sen uzağa gideceksin. Tamam da aşkım raket al. Yok. Neyle, ayağımızla mı vuracağız? Elimiz var. Geç. Bir tane top çaldım.
Güzel etkinlik oldu. Kim yendi? Ben. Ben. Eba da bir tane çaldı. Evet, yüzme dersinden çıktık. Ablacığım şimdi nereye gidiyoruz? Oyun parkına. Oyun parkına gidiyormuşuz. Arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza abone olursanız ve ayrıca bize Instagram adreslerimizden de takip ederseniz çok mutlu oluruz. Geçenlerde bir yorum gördüm. Bir takipçimiz beni Adana'ya kız istemeye gittiğimden beri takip ediyormuş yani. 3 yıldır falan. YouTube'daki bütün videolarımı izliyormuş. Ama abone olmamış. Hatırlattığım için abone olmadığını fark etmiş ve abone olmuş arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Dikkat ederseniz biz sizi yeriz. Evet arkadaşlar, şimdi parka geldik. Burada inanılmaz büyük bir park varmış. Göstereceğim size. Benim birazcık gözüm korktu. Kaç metre acaba ya? Çok yüksek bir parkur var burada. Ondan sonra şurada devasa bir salıncak var. Şimdi sallanacağız ondan. Bunu yeni görüyorum. Bak bak, gidiyor. İnek gibi ses çıkartıyor. Birazdan bizi bu salıncakta göreceksiniz. Bu arada salıncağı ablam ısmarlıyor. Küçük kardeş olmak harika bir şey. Evet. Ablama kitledim. Vallahi helal olsun. Oha, salıncağa bak. Ay Nisan, emin misin? Değilim, biraz sert düştüler değil mi? Biraz bence bunlar bunu hübüledi ya, gitti yani. Bedava ya, bence dinledim. Ne olur küçük kardeşliğimi yaşamama izin ver. Ne olur. Tamam be. Afiyet olsun balıma. İlk dondurma. İlk dondurması. İlk dondurma yiyemeyiz. İyi. Olsun. Olsun. Tadına bakıyor biraz. Bu arada geldiğimizde Eva'ya ısrarla tadına baktırtmaya çalıştık. Asla evet. Bakmadı. Şimdi nasıl olduysa bir anda yemeye başladı ve durmuyor. Kendi kendine şey yapmıyor. Bu arada yediği şey gerçek meyveden yapılmış bir dondurma. Hani tozdan falan üretilmiş bir dondurma değil. Sorbe aslında. Organik. Organik. Biz buraya gelme amacımız salıncağa binelim, o parkurlara bilgi geçsin falan filandı ya arkadaşlar. Hepsi yalan oldu. Evet, bütün işi bozdum. İlk başta Eva durmadı. Ben çıkmak zorunda kaldım binemeden. Dedim ki hadi benim yerime Nalan sen gir. Ben sonra gireyim. Ondan sonra ben dayanamadı. Nisan çıktı. Sıra çok fazla diye. Bilgi de yüksekten korktu ve Bilgi de yarım bırakıp böyle parkurun ilk adımını atmış ve geri döndüler böyle. Bir de olay çıktı. Yer değiştirince böyle sıramız aldığımız bütün biletleri iade edip döndük. Ya ben sırada bekledim. Sonra bir anda bana bir daraltı geldi. Duramadım. Dedim ben çıkıyorum ya dedim. Çıktım. Eva, sevdin mi? Ay, çok sevdi. Eva'yı salıncaktan indirdik, yere koyduk. Düşüyor. Kaldırıyorum, düşüyor. Kaldırıyorum, düşüyor. Ben de diyorum niye düşüyor? Çocuğun başı dönmüş. Ayakta duruyor. Ay ya. Hoppa. Eva. Salıncağa bineceğiz ama tabii ki çocuklar boşaltmayacaklar. Bu yüzden biz de gideceğiz, onların başında baskı bekleyeceğiz. Yapacağız. Psikolojik baskıyla bıraktıracağız bir salıncakları. Ben nasıl yapılacağını biliyorum. Hadi tamam, yap, göster ben. Bize. Tamam. Doktor Nayla. Bu iş böyle yapılır. Taktik işe yarıyor. Bu ne lan? Ondan kiralayabiliyoruz isterseniz. Harbiden mi? Kiralasaydık. Kiralamaya yerine doğru gidiyoruz. Fren de kiralamıştı. Evet, aynı fren yapmak zorunda kaldım. Çocukmuş diye öne döndüm. Nala, sen de mi çocuğunu düşürüyorsun? Bizim ailede genel galiba. Tek bir tane çocuk mu sürüyor şu an? Evet. Yazık değil mi ona ya? Oha, diğerleri çakallık ediyor o yüzden. Öndekiler zaten süremiyor. Öndekiler zaten süremiyor. Arkadaki sürebiliyor. Zor işmiş. Çok zor o. Üzüldüm şu an çocuğa. Hayırsız annen nerede Eva? Hayırsız annen nerede? Hayır, orada değil. Senin hayırsız annen burada. Mumya gibi yatıyor. Ne? Depresyonda mısın? Neden? Çok erken yaşlı çocuğu sahibi oldum. Huzur istiyorum. Huzur yok. Senin çocuğun var. Bak ağlıyor. Baba, git bak. Baba niye üstünde uyandı ya? Duymuyorum ki seni çocuktan. Ben de seni duymuyorum.
ben niye ağlıyor diyorum. Işığa uzanmaya çalışıyor, uzanamadığı için ağlıyormuş. Gel bakalım. Seni böyle kaldırayım. Bas bakalım. Evet, alkış. Ha, sustu. Şimdi tekrar bas. Alkış. Eva, bye bye. Nasıl bir oyuncak bu ya? Eğleniyor musun? Eğleniyor muyuz? Eğlence tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Yesin diye ne verdiysek her şeyi aşağıya at. Alamıyorum onu. Tavşanın çok uykusu gelmiş, tamam mı? Evine geçmiş. Mış uyumaya çalışmış. Doğru gelmişler, tak tuk tak tuk bir ses duymuş. Aa, kim ola ki? Yan tarafta İnşaat yapası tutmuş. Sen Eva'yı bu masallarla ödemiyorsun değil mi? Yok, hani böyle okumuyorum. Zavallı tavşancık gitmiş birazcık pencere önünde kestireyim bari demiş. Bu sefer de orkestracı fareler gelmiş. Gıy 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 gıy. Burada müzik çalmaya başlamış. Çıkmış evet. Gitmiş bir tane ağacın altına. Demiş ki benim evimde kendime huzurum yok. En iyisi demiş başka bir yer. Burada da ne olsun? Çın çın. Kim ola? Kaplumbağa bisiklet sürüyor. Bir de üstüne kornaya basıyor. Adamın yatak odasına kadar girmiş. Bir de utanmazlar demez mi? La 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 la. Biz seni uyutmaya geldik. Bırakın zaten uyuyacak tavşan. Sizin yüzünüzden uyumuyor. Böyle bir çocuk kitabı arkadaşlar. Sinir krizi geçirtiyorlar yazık tavşana. O tavşan da kendini gördün değil mi? Kendini gördüm. Herkese tavsiye edin. Ama çocuğa böyle okumayın. Selam arkadaşlar. Dün bütün gün ablam bizi gezdirdi. Akşam daha sonra bizi yemeğe götürdüler. Ve programımız bitmemiş. Bu sabah da kahvaltıya gittik. Kemerburgaz'a kahvaltıya gittik. Ve programları da hala devam ediyordu. Biz o kadar yorulduk ki. Dedik yani artık bizi salın. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bizi salın. Biz kendi bebeğimizle yavaş yavaş dolaşırız, yaparız bir şeyler. Ya onların tabii onun, bebeği... Evet, onların tuzu kuru. Çocuk da büyüyünce böyle 4x4 gibi böyle hıp hızı gidiyorlar. Bilgi her yere koşturarak gidiyor. Üstüne şey diye ağladı biz kahve içerken. Biz hiçbir yere gezmedik bugün diye ağladı. Ben hiç gezemedim diye ağladı çocuk. Neyse. Dedim hani siz gezin, biz kendi işimizi halledelim. Arkadaşlar, elimden gelen her şeyi çekmeye çalıştım. Mert yine yanımızda olmadığı için bazı şeyleri biraz böyle atlamış, yetişememiş olabilirim. Biz de ne zaman gezmeye çıksak Mert'i bırakıyoruz. Ama yok ya, Mert'in Eskişehir'de bu sefer bir işi vardı. Gerçekten yapması gerekiyordu. Bir mecburi şartlardan dolayı buraya gelemedi. Hani şey tipler olur ya, ya kanka şuraya gel falan dersin. Hep bir işim var der. Ne işim var dersin? Bir işim var kanka benim der. Böyle gizemli takılır. Mert o gizemli takılan adamlardan. Bir takım işlerini hallediyordur herhalde. Neyse. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram adreslerimizden takip ederseniz de çok 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 seviniriz. Unutmayın, dünyayı like kurtaracak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyoruz. Bay bay. Lan müziği kapat müziği. Kapat, eniştem arıyor. Alo. İyiyim İnsan abi, sen ne yapıyorsun? Tek başımayım. Takılıyorum, oturuyorum. Ne zaman geliyorsunuz ya? Bir hafta sonra mı? Tüh, üzüldüm ya. Sizi çok özlemiştim. İyi, valla bir hafta nasıl dayanacağım bilmiyorum enişte ya. Tamam enişte, ben sizi seviyorum. Hadi Eva'ya selam söyle. Hadi görüşürüz. Eğlence tam gaz devam ediyor. Selam arkadaşlar, şimdi İstanbul'dan döndük, Eskişehir'deyiz. Bu demek oluyor ki Mert bir haftadır evde yalnız. Zaten biz evi dağınık bırakmıştık. Mert'in de ev işleriyle fazla arası yoktur. Evi ne halde bulacağız gerçekten merak ediyorum. Biraz beni korkutuyor bu durum ya. Seda? Efendim? Bizim ev burada değil miydi? Nasıl yani? Aşkım ev yerinde yok. Ev nerede Nisan? Yanlış gelmiş olabilir miyiz? Seda, ev yok. Nasıl ya? Yok. Bu hal ne ya? Mert? Evet. Ne oldu burada? Bir şey olmadı işte. Ne demek bir şey olmadı? Ev nerede lan? Ben iyiyim, beni soruyorsanız. Ev nerede? Oturuyorduk arkadaşlarla, çay içiyorduk. Evde? He, evde. Komşular rahatsız olmuş çay kaşık sesinden, çok içtik sanırım. Polis geldi, sonra çatışma çıktı. Anlamadım, silahlar falan patladı. Ev nerede? Sonra işte ben kurtuldum yaralanmadan.
He? Ben iyiyim yani. Ha seni soruyorsak anlamında. He beni soruyorsak. Oğlum ev yok lan, eşyalar yok. Tamam üzülmeyin ya. Size evin en iyisini yaparım ya. Canınızı sıkmayın. Kaç artı bir ev istiyorsunuz ya? 3-4 güne bitiririm. Siz gidin gelmeyin. Nerede kalacağız? İstiyorsanız size bir yatak odası yapayım, şimdi hemen geçin yatın. Benim şarj aletim burada bir yerdeydi ama bulamıyorum ya. Takacak priz mi var? Şarj aletini bulayım de. Ev yapacağım şimdi. Bak biraz daha, şurada biraz daha şey oynar. Biraz daha canlı oyna. Tamam, üzülmeyin ya Rahal. Merhaba. Merhaba. Merhaba, bizim komşular hep şey yapıyoruz. Selamlaşıyoruz da. Şey yap bak, buradan sağlam tuğlaları üst üste dizmeye başla. Takabilir miyim? Yok. Tamam.